Bolda röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Vavakars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli ile birlikteyiz. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldi. Ardından tebrik ederim. İtalya Euro 2020'de şampiyonluğa ulaştı. Öncelikle kamp dönemi nasıl devam ediyor? First of all, welcome to this broadcast, which is going to be live, and he wants to also congratulate the Italian national team for the big success for being champion in Euro 2020. And generally, what would you like to say about the preparations so far regarding the camp period? So, first of all, thank you for the congratulation about Italy. It was really excited. We were really excited about this victory and this championship, of course for the title, but also for how we achieve the results. And I think it's something that is really good about the Italian football movement, and it was fantastic. About the process, we start 20 days ago. Of course, we are still under construction because we are in the middle of market. So we are waiting, you know, for some transfer to finalize the team. But what make me happy that the club made an effort to keep some key players, and this was my main wish to try to start this season from the point where we finish the last season. Özellikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. İtalyan milli takımı olarak ülkemiz adına çok önemli bir turnuvayı çok başarılı bir şekilde şampiyon olarak tamamladık. Ama turnuvadaki başarıdan ziyade bu başarının nasıl geldiği çok önemliydi. Her maçta gelişerek ileriye doğru ilerleyen, bir bıraktığı son maçtan bir sonrakinde daha iyisini yapmaya çalışan, o gelişimi de gösteren bir İtalyan milli takımı vardı. Bu konuda hepimiz çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok da heyecanlıydık maçları ekran başından takip ederken. O yüzden o çok önemli bir kısmı. Tekrar ben de ülkem adına çok gururlu, çok mutlu olduğumu belirtmeden geçemeyeceğim. Kamp dönemiyle alakalı konuşacak olursak, yaklaşık 20 gündür buradayız. Her şey çok güzel gidiyor. Oyuncuların ortaya koydukları istek, arzu ve efor gerçekten çok üst düzeyde. Bu beni çok memnun ediyor. Ama biz halen daha takımı yapılandırma sürecinin başlarındayız. Ortalarına doğru yavaş yavaş ilerledik. En önemli şeylerden biri, geçen sene başarıyı birlikte sahiplendiğimiz, başarıda çok büyük pay sahibi oyuncuların büyük çoğunluğunun, tamamının hemen hemen kadroda tutulmasıydı. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü biz mutlaka geçen senenin bıraktığımızın çok daha üstüne çıkarak bu seneyi tamamlamak istiyoruz. Ana hedeflerimizden biri bu. Halen daha vaktimiz var. Halen daha yapabileceklerimiz var. Transferler de mutlaka olacaktır. Ama genel hatlarıyla değerlendirildiği zaman gayet verimli, gayet benim de isteklerime karşılık bulabildiğim bir kamp süreci geçiyor. Bu anlamda da çok mutluyum. Malum bir yandan da transfer süreci devam ediyor. En son Ahmet Musa gibi önemli bir oyuncu Vavakars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna dahil edildi. Transfer çalışmaları ne durumda? Nasıl ilerliyor? Takviyeler sürecek mi? We signed with Musa recently, Ahmet Musa. And what would you like to say about the progress of the new transfers? Are we going to have the new players for the new season? What would you like to say about the preparation of the transfers, yes, as well? So first of all, of course, Ahmet Musa is a really important player. He's an international star coming from a particular period. So we need to try to create an environment for him to adapt and to be back in his level, and to, because he will help us a lot to make the step forward. And about all the other transfers that we are going to finalize, first of all, we need to see how is going also the the market. I mean, how many players are going to leave? Because what make me happy that a lot of clubs ask for our players. It means that we are doing a good job. That what we are trying to play and the quality that the players are showing on the pitch are getting interest from Turkish market, but also from outside. So of course, as I told you, for me the main part is to keep this team and try to add a couple of players in the position that we are missing.
Ahmet Musa, sizin de belirttiğiniz gibi uluslararası seviyede çok yüksek tecrübesi olan, geçmişte başardıklarıyla çok değerli bir, kıymetli bir oyuncu arkadaşımız. Onun da katılımı bizim için çok önemliydi. Onun alışması, adaptasyon sürecinin en minimuma çekilmesi için biz zaten o gerekli ortamı kendisine sunmak için buradayız. Çünkü çok değerli, çok kıymetli ve çok kaliteli bir oyuncu. Mutlaka takımımıza bir seviye atlatacak. Mutlaka elinden geleni takım adına yapacak ve bizi farklı bir noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu konseptler neticesinde alınmış bir oyuncu. Ona da hoş geldin ve başarılar dilemek isterim. Tabii transferdeki diğer oyuncularla alakalı karar ve genel işleyiş aslında biraz da bizden ayrılacak oyuncuların hangileri olacağı, ayrılacaklarsa hangi mevkiler olacağı, onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bir yandan da elimizdeki genel iskeleti, geçen sene bizi başarıya taşıyan omurgayı kesinlikle korumak niyetindeyiz. Zaten o şekilde de devam ediyor. Yapacağımız birkaç takviyeyle de geçen senenin üstüne çıkmak niyetinde olduğumuzu zaten söylemiştim. Genel olarak böyle. Tabii diğer yandan da kadrodaki oyuncularımıza hem Türkiye içinden hem yurt dışından gelen tekliflerin olması aslında benim biraz daha da gururlandığım bir kısmı bu transfer sürecinin. Çünkü birçok oyuncumuza gerçekten çok iyi teklifler de aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bu da bizim genel olarak kulüp kültürümüzde ne kadar iyi bir iş ortaya koyduğumuz, ne kadar doğru çalışmalar yaptığımızın da bir göstergesi. Ama genel olarak mutlaka ana omurgamızı, iskeletimizi koruyup takviyelerimizle de yaparak yolumuza devam edeceğiz. Antalya'da Karagümrük kamp yaptığında kendisiyle röportaj gerçekleştirme şansını yakalamıştık ve futbol felsefesine dair çok önemli ipuçları almıştık. O günlerde topa sahip olan, oyunu geriden kuran bir Karagümrük hayali vardı. Bunu ne kadar sahaya yansıtabildiğini düşünüyor. In Antalya, previously we made another interview in winter time, winter break in Antalya. So in this interview, you mentioned that you want to have the mentality or philosophy of a team which can manage to build from back and develop in the second zone and try to finalize in the third zone preciously. And what would you like to say about this? With how? What kind of percentage was you managed to reflect your ideas on your thought physically to the pitch? No, so from our previous interview and from our previous talk, I think we achieved 100% what we wanted, even if we, if in one moment, as you know very well, we had a lot of difficulties related with COVID. But I think what make me more proud about my last 10 games in Karagümrük, it was the behavior of the team and the identity that I try to transfer to the team and how they react to the proposal. So I, let me say, I of course there are many things that we need to improve, things that small things that maybe I want also to change or to add to this process. But what make me happier was how the players, let's say, connected with the game idea and with the game model. This is for me the main part. And as I told you, I my dream now is to start from where we finished. So try to use the energies of the last week of the league and try to get from that point and moving forward. Neredeyse %100 diyebilirim. Oyuncular bizim kafamızdaki oyun şablonuna, şekline, modeline gerçekten çok harfiyen uydular ve bunu da sağ çalışmalarıyla göstererek zaten maç sonuçlarında yansıtmayı bildik. Fakat geçen senenin son 10 maçı özellikle çok önemliydi. Covid'den dolayı birçok oyuncudan mahrum kaldık ama o dönemde bile bu büyük sıkıntılara rağmen takımın içerisindeki o kimya, takımın içerisindeki o
takımdaşlık, arkadaşlık, yüksek arzu, yüksek irade bizi gerçekten o sıkıntılı periyottan da, o türbülanstan da bir şekilde iyi çıkarmayı bildi. O anlamda da kendilerine gerçekten çok büyük saygı duyuyorum, gurur duyuyorum bu oyuncu grubuyla birlikte bir yolda olduğum için. Ayrıca mutluyum. Burada önemli olan o kimliği, o takım kimliğini, o aidiyet duygusunu ortaya çıkarmaktı. Zor zamanlarda bunu başaran bir takımdık. O yüzden o çok önemliydi. Tabii hala geliştirmemiz gereken noktalar var. Üzerine katmamız gereken noktalar var. Bu bir süreç işi zaten. Benim de yeni yeni sürece eklemek istediğim, düşündüğüm şeyler var. Bunların hepsini bu sene inşallah daha sıkıntısız şekilde yapacağız. Genel oyun modelimiz, yöntemimiz zaten çok belli. Onun üstüne ufak tefek eklemelerle daha iyi bir yol alacağımızı düşünüyorum. Geçen sene bıraktığımız yerdeki enerjiyi de kullanarak, çünkü çok aslında güzel bir yerde kaldık. O enerjinin bizim için tutuşturucu bir güç olmasını kullanarak bu sene bıraktığımız yerden üstüne koya koya daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Süper Lig'de bu futbol anlayışıyla yer almanın zorlukları var mı peki? What are the difficulties for a coach or for a team having this mentality which is building up from back, being dominant with the possession of the ball? What would you like to say about mention about the mainly the difficulties? I think the difficulties is are especially at the beginning of the journey, because it's just to change the mental activation of the player. But in the moment that, and as I told you, what make me really happy was how fast they change this mentality and how fast they connect with a new view or with a new approach. Of course, the main difficulty is about the amount of details and amount of responsibilities that are going to be in the back of the players, because as you said, if you want to be a dominant team, everything all the time, all the moment of the game are in your shoulder, so you need to be able to face, you know, this kind of responsibilities, this kind of effort, and nothing. I know that the way to do it is try to transfer these difficulties into the training session, and into the training session try to stress them or to increase the level of difficulties in order to make the game moment a little bit easier. Bu tabii aslında bir yolculuk, bu bir süreç işi ve bu yolculuğun başında özellikle bu geçişi yapmak biraz sancılı olabilirdi. Ama bizim oyuncularımızın gösterdiği irade, ortaya koydukları o istek, arzu ve takımın içerisinde birbirimize yarattığımız o bağlı olma hali bu geçiş sürecini çok kısalttı. Biz çok hızlı bir şekilde benim kafamda, bizim kafamızda oynatmak istediğimiz futbola çok az bir zaman geçirerek evrildik ve bu aslında kısa zaman olması bizim için bir avantajdı. Çünkü daha fazla şeyi tekrar edebiliriz, daha fazla bir üstüne koyabiliriz ve koya koya da oradan daha da güçlenerek çıkabiliriz. O yüzden yeni bir yaklaşımdı. Tabii ki de oyuncular için yeni bir süreç alacaktı. Ama oradaki gösterdikleri iyi niyetli çaba bu sürenin kısalmasına sebep oldu. Bu bizim oyunumuzla alakalı zorluklar kısmına şöyle değinecek olursak, her oyuncunun omuzlarında, sırtında bir sorumluluk var. Oyunun her anını, her farklı senaryoya göre oynama zorunluluğu var. Çünkü çok fazla detay üzerinden çalışıyoruz. Çok fazla oyunda olabilecek senaryoları adeta an an, dakika dakika yaşayarak gidiyoruz. Bunların da zaten en fazla bizim oyunculardan beklediğimiz ve istediğimiz yer sahadaki antrenmanlar. Sahada onlardan çok fazlasını istiyoruz ki maçta başlarına geldikleri zaman o çözümleri, o doğru tercihleri doğru zamanlarda kullansınlar ve takım arkadaşlarına aktarsınlar. O yüzden dediğim gibi çok detaylı çalıştığımız için zorlukları ve zorluk tarafı var, ama oyuncularımızdan çok iyi geri bildirimler aldığımız için de üstesinden geliyoruz. Onlar üstesinden gelmeye devam edeceklerdir zaten. Karagümrük'te çok başarılı bir yapı var. Başkan Süleyman Hurma, As Başkan Serkan Hurma ve tabii ki Francesco Farioli'nin sizin de inanılmaz bir uyum içerisinde çalışmanız söz konusu. Bu başarıda, kolektif başarıda bu üçlünün payı nasıl, iletişim nasıl? Bunun içinde bize bir şeyler söyleyebilir mi?
from outside, we can see that there is good harmony between the President Mr. Süleyman Urman, Vice President Serkan Urman, and you as the head coach Francesco Farioli. We can notice and see that there is a good structure and good communication between the three of you. What would you like to say about this particular structure between you and the communication generally between you three? No, of course. Again, I will repeat myself. I need to be grateful for the opportunity that Mr. Süleyman gave me 5 months ago. I think the strength of our relationship is the direct communication. I mean, we are trying to be really, really close, but also to be, as I told you, really direct in what we have to fix and what we have to improve. And this is about everything, about organization, about market, about all the areas that are, let's say, that are supporting the club. Because at the end, my job is to try to be useful and helpful for the club. And again, our target and our objectives are the same. That's why I think we are in a good way, in a good mood, and with the same dream. Belirttiğiniz gibi bu üçlü kendi arasında gerçekten çok büyük bir uyum içerisinde çalışıyor. Özellikle 5 ay önce Sayın Başkan Süleyman Urman'ın bana bu fırsatı vererek burada Karagümrük'ün antrenörü olma fırsatını vermesiyle zaten bütün bu yolculuk başlamıştı. Bizim aramızdaki hem Serkan Bey olsun hem Süleyman Bey olsun aramızdaki en büyük bizim belki gücümüz direkt iletişimde olmamız. Doğrusunu da yanlışını da birbirimize direkt bir şekilde iletişim ve iletir halde olduğumuz için zaten arada herhangi bir yanlış anlama ya da kimsenin kimseden saklı ya da kaçmayan bir bilgi olmuyor. Bu çok önemli. Hem idari hem sportif hem piyasa anlamında sürekli birbirimize iletişim halindeyiz. Bu bizim daha doğru işler, daha nokta atışı işler yapmamıza da yarıyor diğer taraftan. Ben zaten antrenör olarak burada yararlı olmak için buradayım. Takıma ne kadar yararlı olabilirsem benim için takıma karşı yaptığım bir ödevi gerçekleştirmem olacaktır. O yüzden bizim en önemli noktamız birleştiğimiz belki uyum konusunda birleştiğimiz şey aynı dili konuşuyor olmamız, aynı şeyi düşünüyor olmamız ve aynı hayali kuruyor olmamız. O yüzden böyle de güzel bir uyum ortaya çıkıyor. Son sorumu sormak istiyorum. Çok merak ettiğim bir soru. Kendisine önce Türkiye'de Süper Lig'de 4 tane İtalyan teknik adam çalıştı. Bunların isimlerini biliyor mu öncelikle? Before you, previously in the Turkish Super League, there were 4 different Italian coaches work for some different clubs. You know all of them personally? I mean, the names. Could you tell us who were they previously working in Turkish Super League? Mancini, Prandelli, Nevio Scala, and the last one. Mancini, Prandelli, Nevio Scala. Son olarak. Zenga. Yes, and Zenga in Gaziantep. Yes, yes. So no, I wish of course to make, especially with some of them, if I will make half of their career, I will be really happy. No, of course, it's a pleasure to represent in the Italian football coaches school outside of the border, and also to represent. To represent the Italian coaches in a so important league as the Turkish one, and nothing—it's a big pleasure and a big honor. So I will do my best to keep our flag up. Dediğim gibi bu çok değerli teknik adamlar. Mütevazı olmak gerekirse, yani ben onların yakaladıkları başarının yarısına ulaşabilirsem hani kendimi başarılı adletmiş olabilirim. Çok değerli isimler. İşte Mancini, Prandelli dediğimiz gibi Zegna ve diğer isim Mancini, Prandelli. Scala.
Scala 4 tane çok önemli teknik direktör çalıştı. Bu teknik direktörlerin hepsi çok önemli işler yaptılar. Ben de yurt dışında çalışan bir İtalyan teknik direktör olarak o bayrağı devralıp o bayrağı daha ilerlere taşıyan bir isim olmak isterim. Bu şekilde anılmak isterim. Çünkü İtalya dışında çalıştığın zaman hem o ülkenin futbol kültürünü hem İtalya'yı da temsil ediyorsunuz. Kendi ülkenizi de temsil ediyorsunuz. O yüzden Türkiye gibi çok önemli ve çok gerçekten herkesin izlediği ve göz önünde olan birlikte elimden geldiği kadar onlar gibi başarılı olmak niyetindeyim. Bu oyunu biz hani İtalyan teknik direktör olarak ben de onların bıraktığı yerden bayrağı devralarak daha iyi yere getirmek niyetindeyim. Mancini Türkiye'den sonra İtalya milli takımıyla şampiyonluk yaşadı. Kendisinin hedefleriyle de bitirebilir miyiz? And Mancini lately after he worked here in the Turkish league, he went to the national team and he became national team coach. He won the last Euro 2020. Okay. And what are your personal objectives? What are your personal aims and goals to achieve in football? I have a lot of dreams. I think it's normal. I am young. I have many things that I would like to achieve in the future. But honestly, my target is in the daily routine. Try to work hard because at the end what I get in all my career now is the 12th season that I'm coaching. What I get just because I think I put everything I have on daily basis. And you know what make me really happy was especially this summer after just few games I got a lot of interest from a lot of clubs but as I told you if I get something is because of course of my work mentality my ethic but also is because somebody trust me so first of all the club that and president Serkan and Murat that gave me the opportunity to be here and to start my journey as head coach and the others one are my staff and my players because if the people are recognizing us for the way we play is not only for who I am but also for who they are so this is at the end I'm representing something more than myself. Tabii ki benim de rüyalarım, ulaşmak istediğim hedefler mutlaka var. Halen daha kendimi genç bir antrenör olarak futbolda bir yere konumluyorum. Günlük rutinimi her zaman daha da ileriye taşıyarak gün gün bir önceki günden daha iyi antrenman, daha iyi maç, daha iyi gelişerek gitmek niyetindeyim. Hedeflerimi bu şekilde söyleyebilirim. Çok çalışmak. Bunlar temel başlıca hedeflerim arasında. 12 sezondur da ben futbolun içerisinde antrenörlük yapıyorum ve gelişmek tabii ki de gün gün onun her zaman peşindeyiz. Burada Sayın Başkan, As Başkanımız, Başkanımız Süleyman Bey, As Başkanımız Serkan Bey, Murat Akın, Sportif Direktörümüz, biz zaten onların bana güvenerek bu takımın antrenörlüğünü teslim etmesi neticesinde biz belli bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuzun henüz daha başındayız. Daha yapacağımız çok şey var burada kara yumruk forması altında. Ama tabii burada bir krediyi de birlikte çalıştığım oyunculara, bir krediyi de birlikte çalıştığım ekibe, burada destek olan herkese, bu yapıyı oluşturan bütün parçalara da ayırmamız gerekiyor. Çünkü ben sadece kendimi temsil etmiyorum. Kendimle birlikte kara gümrük gibi bir çok önemli bir değeri temsil ediyorum. Biz birlikte güçleniyoruz bu süreç içerisinde. O yüzden çok büyük sorumluluklarım var. Bana son dönemde zaten işler de çok iyi gitmesinin neticesinde doğal olarak ben de ilgi çekici bir antrenör haline de geldim Türkiye'de özellikle piyasada. Bu da benim için çok gurur verici ve çok onur duyacağım bir konu. Bana da ilginin olması, bana da tekliflerin gelmesi bu ne kadar hep beraber doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Ama bunu hiçbir zaman ben kendimin bir hedefi ya da kendimle alakalı değil, kendimden daha fazla temsil ettiğim değerlerin zaten bütünüyle görmek taraftarıyım. O yüzden gün gün şu anda yapmamız gereken gelişerek, üstüne koyarak, her gün bir sonrakinden daha iyi olmaya çalışarak, bunu deneyerek geçireceğiz. Şu ana kadar da zaten bu şekilde gidiyor. İnşallah da devamı gelir.
Röportaj için teşekkür ederim kendisine. Bir önceki röportajda kariyerine ve futbol anlayışına odaklanmıştık. Bugün günümüzü özellikle konuşmak istedim. Yeni sezonda da başarılar dilerim.